Sahte atılan sanatçılar kervanına Emrah da katıldı. Milyon dolarlar harcayarak bir spor salonu satın alan Emrah, şimdi tüm zamanını burada geçiriyor. Emrah, merak edilen salonun kapılarını ilk kez ATV Haber'e açtı. Başka düşün yok ki benim, kalp atışım tek sebebi. Spora başladığım günden beri böyle bir işletmem olabilir mi diye hayal ediyordum. Küçük Emrah büyüdü, patron oldu. Buradan olduğunuzu görüyorum. Evet, ben pek fazla girmiyorum, zamanlarım yok. İşte Emrah'ın milyon dolarlık spor salonu. Bu benim için yepyeni bir pencere ilkeciğim. Bile kolay, tam 23 yıldır sahnelerde. Yaşı kaç olursa olsun o Türk halkının küçük Emrah'ı. Merkezi kendin ağla, ona buna yanma. Ama küçük Emrah artık iş adamı. Patron olmak, herhangi bir yerin sahibi olmanın ötesinde benim çok severek geldiğim gittiğim bir işletmeydi burası. Detaylarla ilgileniyorum. Yani elimden geldiği kadarıyla. Tabii onun dışında profesyonel bir yönetim var. İşlerine karışmıyorum yani açıkçası. O zaman profesyonel olamayız eğer ben onun işlerine karışırsam. Karışmıyorum. 1200 metrekarelik iki katlı bir alanda hizmet veren spor salonu aslında Emrah'ın en büyük hayali. 5 senedir buraya da üye olarak gelip gidiyordum. Nasip böyleymiş diyelim. 2 senedir de konuşuyorum. İlk geldiğimde düşünmedim çünkü o an düşecek durumda değildi. Artık ticarete atılan Emrah zamanının çoğunu fitness ve kardiyo salonunda geçiriyor. Burada gelip böyle vücudumuzu sıklaştırıyoruz. Jim bölümünde. Güzel oluyor, hoş. Ama onun en büyük tutkusu squash. Kendimi övmüş gibi olmayayım ama hakikaten çok iyiyim diyor o konuda. Squash 3 senedir oynuyoruz sıklıkla. Hatta çok kişi yendiğim doğrudur. Yani halde squash maçı yapıyorsun. Aa, çok iyi oynaması lazım. Öyle ki squash'ta rakip tanımıyor. Biraz da kendine rakip arıyorsun squash'tan. Yani bilmiyorum, rakip olabilecek olan var mı? Peki Emrah'ın sahip olduğu spor salonuna üye olmak için özel şartlar gerekiyor mu? Peki mesela buraya üye olmak için belli şartlar var mı? İşte Emrah'ın bütün şarkıları dinlemek şartı. Yok, hayır. yok. Bakalım Emrah 23 yıldır müzikte sürdürdüğü başarısını iş hayatında yakalayabilecek mi?